Saygıdeğer basın mensupları, bugün sizleri buraya çocuklarımızın geleceğini ilgilendiren bir konuyu açıklamak üzere davet etmiş bulunuyorum. Bu bakımdan hepinize teker teker, ne haber Rafet abi? Eyvallah, hoş geldiniz diyorum. Sen ne yapıyorsun? Hadi bakalım, hadi. Evet, saygıdeğer basın mensupları, bugün TEOG gibi bir belayı def edecek ve yerine yepyeni bir sistem koyacak anlayışla neyiz? Karşınızdayız. Efendim, bugüne kadar sınav sistemleri, efendime söyleyeyim, müfredatlar değişti. Bunlar hep, evet, belki bizim iktidarımızda oldu ama sonuçta biz araya taraya ne yaptık? Doğruyu bulduk. Bugün sizlerle yapacağımız bu basın toplantısında siz değerli basın mensubu arkadaşlarıma konuyu çok daha hemen anlaşılabilecek şekilde izah edeceğim. Böylece velilerimiz de, öğrencilerimiz de ne yapmış olacaklar? Efendim söyleyeyim, aydınlanmış olacaklar. Konu neydi efendim? TEOG. Allah'ın belası bir sistemdi. Biz onu kaldırdık. Bundan sonra çok basit, sadece hemen toparlayacağım, konuya gireceğim. Efendim bundan sonra çocuklarımız oturdukları yerde nerede ikamet ediyorlarsa orada okula yazılıyorlar. Sınav ortadan kaldırıyoruz. Çocuğa seçeneğini sunuyoruz ama kendi mahallesinde. Bir başka mahalleye gitmeyecek. Otobüs parası vermeyecek, metrobüse binmeyecek. Anlıyorsunuz mı? Ucuz yani. Vapura binmeyecek. Para ödemiyor. Yürüyerek ne yapıyor? Taşıt yerine yürüyor. Hem spor yapıyor, hem yakında bir okula kavuşuyor, hem de ne yapmış oluyor? Eğitimini almış oluyor. Efendim bizim müjdemiz bununla da bitmiyor. Çocuğa seçenek sunuyoruz. Diyoruz ki hangi İmam Hatip okuluna gitmek istersin? Aşağı mahalledeki İmam Hatip okuluna mı? Yukarı mahalledeki İmam Hatip okuluna mı? Ortadaki İmam Hatip okuluna mı? Ya da onun biraz uçuk bu tarafında, azıcık bu tarafında olan İmam Hatip okuluna mı? Tercih sizin. Bunda biz sizleri ne yapıyoruz? Özgür bırakıyoruz. Evet, bu da çocuklarımız için nedir? Önemli bir gelişmedir. Ha diyebilirler ki efendim, iyi semtlerde oturanlar iyi okullara gidiyorlar da kötü semtte... Ya kardeşim, beş parmağın beşi bir değil ki. Beş parmağın, şimdi beş parmağımı ateşe tutsam hepsi aynı anda yanıyor mu? Önce bu yanıyor. Sonra bu yanıyor. Yani sırasıyla. Kader diyeceğiz buna da artık. Bunu da okunu çıkarmayalım mümkünse. Efendim bu eğitimi ileriki aşamada bizim ilk aşamamız. İkinci aşama olarak da şunu düşünüyoruz. Çocuk evinden de gımlamayacak. Evet. Biz oda eğitimi sistemi getiriyoruz. 2+1, 3+1, 1+1 evlerde yerinde eğitim olanağı çocuğa ne yapıyoruz? Tanıyoruz. Çocuk artık okula da gitmeyen evinde bizzat eğitimini görecek. Bu da bizim sürprizimiz. En son aşama tabii, inşallah Allah bize bu imkanı tanır. 2023'e geldiğimizde de çocuk aslında daha doğmadan eğitime başlıyor. Yani anasının rahmindeyken biz çocuğu bir yere gitmeden eğitim rampasını ne yapıyoruz? Sağlıyoruz. Böylece çocuk güven içerisinde. Anasının rahminde eğitim alıyor. Sıkıntı ortadan kalkıyor. Soruları olan varsa sormasınlar. Bu kadar yeterli diye düşünüyorum. Saygılar.